kuşlara uyma. Ozan'la 101'e hoş geldiniz. Ben Ozan. O da Erman. Programa girdik, merak etme. Şimdi gerisini şey yapacağız. Bugün bir konuğum var. Şapkadan da anlayabileceğiniz gibi spor 101'imiz yok. Yılbaşı 101'imiz var. Yılbaşı özel programında. Yılbaşı denince akla gelen en önemli isimlerden biri olan ben. Gökmen Özdanak'tan sonra herhalde. Erman Yaşar bizimle beraber. Bir uçurum okuyayım mı? Okusana bir. Bir ufak bir kuple ama çok değil. Ben uçuruma girdim mi giderim. Şu dilime kolay ama yüreğime zor bir durum. Teşekkürler. Şimdi kısa yolu bulamadı yine aramız uçurum. Teşekkürler. Bugünü dünüme yarınıma değişir giderim. Sesini bence sakla. Zaten bu... Evet, saklayayım, doğru söylüyor. Şimdi yılbaşı özelle seyircilerimize hani... Karar verememiş olanlar vardır. Efendim acaba ne yapsak, işte her sene aynı şeyi yapıyoruz falan diye düşünenler belki vardır diye. Erman Yaşar'dan tavsiyeler alalım dedik. Yılbaşı 101'de ideal bir Erman Yaşar yılbaşısı nasıl geçer? Nasıl başlar o gün? Yılbaşlarım çok enteresan geçer Ozan'cığım. Yılbaşına sabah kalkar, temizliğimi yaparak uyanırım. Yani temizlik derken... Kişisel hijyenden bahsediyoruz. Hem kişisel evet bakımım hem de genel etrafımın bakımı. Yani mesela mutfağım pisse bir mutfağımı toplarım. Odam pisse odamı toplarım. Odam kireç tutmuyorsa iki kireç atarım. Yani bunların hepsini bir yaparım ki yılbaşı öncesi bütün şartlar sallansın. Sonra kişisel temizliğimi yaparım. Saçımı başımı yıkarım. İşte çeşitli hareketler. Ve günü yaşamaya başlarım. Peki günü yaşamaya başladıktan sonra mesela insanlar şey der ya, yılbaşı günü çalışılır mı? İşte o gün iş olmasa daha iyi falan. Akşam gelecek bu eğlence moduna girmek için çalışmak biraz sence iyi midir? Öyle sorayım. Ulan biz her yılbaşı çalıştık bugüne kadar. Ulan ben de çalıştım, ne var? Yılbaşı istasyonunda çalışmışlığımız mı ne var? Yılbaşı öyle bir şey değil. Tabii ki çalışacaksın. Çalışmak bizi çalışmak kurtarır demiş. Kim demişti bunu? Ünlü biri demiş. Çalışmak çok önemli. Çünkü bir kere işleyen demir pas tutmaz. İkincisi de çalışmak her zaman için özgürlüğümüz. Dünyanın en saçma podcastine doğru gidiyoruz. Tabii. Tamam, o zaman şöyle yapalım. İdeal bir yılbaşı organizasyonu saat kaçta başlar? 17 gibi başlatırım ben genelde. 17 biraz erken değil mi? Şöyle ama şimdi ebeveynlerinle kutlayacaksan yılbaşını o zaman 17 erken. Ama eğer ebeveyn kullanmayacaksan yılbaşı kutlamasında işte ananı öpmen, babanı öpmen, bilmem neye şusu busu falan bunlarla kısa kısa hareketler işte hu hu hu. Oradan falan. Geçişe. 19-30-20 gibi onlarla olan kutlama ve işte şey kısmını kapatıp gecenin ana planına kanalize olman lazım. Peki benim için gecenin ana planı en ideali başkasının evinde yılbaşı organize. Yılbaşı gecesi dışarı çıkılmaz aga. Özellikle İstanbul'da yaşıyorsan katiyen çıkılmaz. Ben en son 2000 yılında işte milenyuma girerken çıktım. Ondan beri çıkmıyorum. Bir travma oluşmuş muydu? Travmu iyi koçtu ama tutunamadı yani. Ne dedi? Travma. Ha, yok gençtik, 19 yaşındaydık. O zamanlar bize kalsa İstanbul'u yakacak gazımız vardı yani ama... Ne oldu sonra? Niye olmadı? İstanbul'u niye mi yakamadık? Yok ya, o gaz niye bitti? Yaşlanıyorsun Ozancığım, bu bir gerçek. Sen bile daha elimize geldin Eurosport'a 10 yaşındayken 30 yaşını buldun. O neredeyse. Efendim? Neredeyse, evet. Yani. O yüzden bunlar oluyor. O şeyimiz yani o tutkunu, heyecanını biraz kaybediyorsun. O yıllar seni bir şarap gibi böyle şey yapıyor. Diyeceğim o ki evde kutlanır yılbaşı. Alırsın. Ama başkasının evinde yani. En ideali başkasının tabii evinde. Kendi evinde olması sıkıntı doğurur. Onun temizliğiydi, şu suydu, bu suydu bitmez. Bir de sürekli senin bir şeyler alman, yapman lazım. Ondan sonra başkasının evine gideceksin. İki tane de bir şey alırsın. 20 lira verip ne olacak? Ondan sonra vıt diye takılırsın sabaha kadar. Dans, müzik, evet. Erman Yaşar için ideal yemek. Yılbaşı yemeği. Bir yemek hani ister mi Erman Yaşar, yoksa ufak tefek şeylerle akşamı idare etmeyi mi sever? Şimdi biliyorsun yılbaşının geleneksel yemeği olarak öne çıkartılan hayvanımızın adı hindi. Ben açıkçası hindi etini sevmem. Hindiyi genel olarak da sevmem yani, enteresan bir hayvandır. Ne yemek olarak severim hindiyi, ne
böyle sokakta mokakta gezerken, gerçi çok sokakta gezen hindi görmüyoruz ama mesela hindinin natürel mekanına gittin, habitatına, ondan sonra böyle kluk 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 falan saçma sapan hareketleri, sesi de saçma, hareketi de saçma. Kısacası ben hindi sevmem. O yüzden böyle işte altlık tarzı şey. Ufak tefek. Böyle atıştırmalık. Ufak bir ciğerim olsun. Küçük bir köftem olsun. Orada ne? Ufak bir ciğerim mi olsun? He. Abi ciğer bayağı normal yemek yani. Ulan öyle yemek anlamında ciğer değil, böyle pilavlı patatesli. Ya böyle hafif bir ciğer kısacası. Ha, Arnavut ciğerimsi bir şey. Mezentrak ciğer. Böyle aydarim olsun, ne bileyim şakşuka falan, işte bunlar olsun falan, böyle çek çek çek. Peki ideal, evet. Yılbaşı yemek yendi, ideal yılbaşı aktivitesi nedir? Tombala. Saat 20 ile 23 arası mesela. 20-23 arası yapmıyoruz biz tombalayı, genelde girdikten sonra yapıyoruz. 20-23 enteresan arası. Enteresan. Evet, Anortodoks. Anortodoks, iyi. Çünkü şöyle, 20-23 arası zaten işte o yemeklerin bir yandan yenmesi, muhabbet, olan eski yılbaşları çok acayipti, hatırlıyor musun? 1746'dan 47'ye girerken o acayip şeyler olmuştu. Allah, kulak dur, düştüm. Bunlar konuşuluyor genelde. 22-30-23'ten sonra da zaten o en heyecanlı yere doğru gidiyorsun. O sayıma. Yavaş yavaş. O yüzden genelde o gazın azaldığı, insanların kafasının da biraz daha güzelleştiği, yani güzelleştiği derken... Hoş oldu. Yani evet, yani şey anlamında güzelleşti. Hani mesela ne kadar güzeliz. Öyle. O anlar tombala için idealdir. Ben en çok birinci çinkoyu severim. Çünkü ilk. İlklerin adamı olarak Erman Yaşar birinci çinkoyu sever. Birçok insan tombala yaptı mı havaya girer. Ben hiç ki tombala yapmasam hayatım boyunca da hiç önemli değil. Benim için önemli olan birinci çinkodur. Çünkü dediğim gibi bir ilki temsil eder birinci çinko. Peki ideal tadında bir yılbaşı gecesi kaçta biter? Birinci çinko çok beğenildiği için ikinci çinko da yapılabilir ama 04-05 gibi falan bitmesinde fayda vardır. He dersin ki ben 08'e kadar takılacağım. Takılabilirsin de ama ertesi günden yersin aga. Tadında bırakmak gerek. Falan paramparça edersin kendini. Asıl ben sana soruyorum ya. Sen çünkü Mr. Christmas olarak anılırsın ortamlarda, etilerde, metilerde. Sen neler yapıyorsun? Bizi konuşturdun sabahtan beri. Ya ama programın konuğu sensin zaten. Yılbaşı 101'i senden öğrendik. Ben yılbaşı kutlamadığım için bir kutlamam olmuyor yani. Özel bir planım olmuyor. Ondan dolayı. Erman Yaşar'a teşekkürler. O zaman ben sana teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Eğer buradan en azından birkaç bir şeyi kapabilirseniz yılbaşınızı Erman Yaşar kadar güzelleştirebilirsiniz. 2020 sana çok güzel şeyler getirsin. Hepimize inşallah. Amin.